Elinden gelirse gelsin, sıkılmalar, sıkıntılar, insanı sıkmalar, olgunlaşmanın en önemli yollarındandır. Öyle olmasaydı Allah en sevdiği ibadını adeta bir hamur teknesinde yoğurduğu gibi yoğurmaz veya yoğrulmalarına meydan vermezdi. Bir pozitif yönden yapılan müsbet işler, müsbet hareketler, bunlar insanın özünü bulmasına vesile oluyor. İnsan kendi oluyor. Yani ahseni takvime masariyetin hususiyetleriyle serfiraz oluyor. Muradi ilahiye uygun bir yol takip ediyor. Allah onun muradı oluyor. O da Allah'ın muradı oluyor. Allah ona bakıyor, onunla varlığa bakıyor. Bir de böyle negatif yönden tazikler, ezilmeler, sıkıntılar, bir yönüyle arzumuza göre yaşama imkanlarından mahrum bırakılmalar. Orada da Cenab-ı Hakk'ın muradı sübhanesini arzularımıza tercih etmemiz lazım. Sabah akşam insanlığın iftihar tablosunun virdü zevan ettiği ve bize de virdü zevan emaneti olarak tevdi buyurduğu Radina billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin Resula Nebiyya. Rabbimizden Rabb olarak razı olduk. Radiyallahu anhu ve radu an. Siz razıysanız ondan, ondan gelen her şeyden belli ki o da sizden razı. İçinizde ondan gelen şeylere karşı rıza duygusu yoksa, derin derin düşünmek lazım. Rıza tedelli yoluyla gelir. O razı ise, sizin içinizde de onun takdiratına, tayinatına karşı rıza duygusu oluşur. Ezilseniz de, preslenseniz de hep radina billahi rabba dersiniz. Ve bil islami dina sistem olarak Allah'ın vaz ettiği kanunlar mecmuası, vaz-i ilahi, insanların hür iradeleriyle ihtiyar edip yaşama sistemi haline getirdikleri kanunlar mecmuası, din hayatın hayatı, hem nuru hem esası, İhya-i dinle olur bu milletin ihyası diyor Pir-i Mugan Şem-i Tahvan. Ve bil İslami dine din olarak, sistem olarak falan felsefecinin, filan düşünürün, falan mütefekkirin, filan ideologun o mevzudaki mütalaları değil. Diyeceğiniz, edeceğiniz, yapacağınız her şey sizi yanıltmayan en sağlam kaynak, temelde belki ilahi dinamikler diyebilirsiniz. Dinin temel dinamikleri diyebilirsiniz. Kadimden bu yana ihtine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte hakikatinin altında bulunan nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Onların yolu, yöntemi diyebileceğimiz bu kanunlar mecmuasına ona da razı olmak lazım. Ve bil İslami dine. Ona razı olunursa insan başka tarafta problemlerini çözme adına çareler aramaz. Reçete bellidir. Reçete belliyse şayet bir de şunu denesen, bir de şunu denesen, bir de şunu denesen insanı deneme tahtası haline getirir. Denemeye tabi tutulan bir mahluk değildir insan. Özür dilerim. Fare değildir, maymun değildir. Allah Celle Celaluhu hilkat meselesini onunla alakalı ele alırken لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ben azamet ve kibriyama yemin ederim ki insanı ahsen-i takvime mazhar olarak yarattım ben. Bir mirat-ı mücelle olarak yarattım. İnsan öyle bir varlıktır ki Allah o aynada mütecelli
öyle bir masardır ki Allah o aynada mütezahirdir. Bu da biraz felsefecilerin, Zuhriye felsefecilerin düşünce tarzına göre bir ifade tarzı oldu. Yanlış olduysa Allah affetsin. Ve bir Muhammedin Resul'a, Nebiye tabiri de var. Bir yönüyle mütekellim mal gayr azamet nuruyla ifade edildiğinde değişik dua mecmualarında o zaman Resul'a deniyor. Mütekellim mal gayr, mütekellim vahde ile ifade edildiğinde Nebiye deniyor. Orada ince bir nükte var. Herkesi çok alakadar etmez. Erbabının bileceği bir şey biraz. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem isterseniz Resulen Nebiyya diyebilirsiniz. Peygamber olarak, elçi olarak Allah'la aramızdaki vasıta kalbimizle Allah arasındaki engelleri bertaraf etmek suretiyle gönüllerin Allah'la buluşmasını sağlayan en doğru elçi, en doğru vasıta demek. Resul, Nebi, gayipten haber veren, metafizik mülahazalarla bir yönüyle sizin fiziki dünyanıza ayrı bir derinlik, ayrı bir buğut kazandıran insan demek. Resul açıktan açığa sizin de anlayabileceğiniz şekilde ilahi mesajı size sunmak suretiyle sizi rehbersizlikten, yöntemsizlikten, reçetesizlikten kurtaran insan demektir. İnsan yapacağı her şeyi işte o İslam'ın temel disiplinlerine göre doğru sözlü, doğru halli, doğru beyanlı, doğru davranışlı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına göre, ifadelerine göre yapacağı her şeyi onlarla test etmeli, ona göre yapmalı. Aklında bir dehli vardır burada. Fakat en önemli fonksiyonu aklın işte o temel kaynakları anlamadır yani. Edilleyi, şer'iyeyi, asliyeyi anlamadır. Edilleyi, şer'iyeyi, asliyede kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyası fukahadır. Talisi, fukahadan her birerleri o taliye dair bazı şeyler ortaya koymuştur. Mesela örnek olsun diye malikiler, maslahat-ı makbule gibi, maslahat-ı mürsele gibi. Maslahata birer benzer bir dinamik olarak hanifiler, İstihsan tabirini ortaya koymuşlar. Bunlar yine temelinde kitap ve sünnete dair onlarla alakalı bir kısım disiplinler var da fakat onu yorumlamada, Maturidi ifadesiyle tevilde belki şöyle mi böyle mi işte birinde insanlığın maslahatına uygun olan şu gibi bu şu yoruma da açık, şu yoruma da açık fakat maslahatı beşeriyeye uygun olan veya şu zamana uygun olan, efendim, şu duruma uygun olan bu demek suretiyle bazen makbul bir maslahat, bazen de yine amel edilebilecek mürsel bir maslahat, onu tali derecede şer'i edille arasına sokmuşlar. Bu farklı bir ifadeyle, istihsan tabiriyle, güzel görme, güzel kabul etme demek. Burada aynı zamanda aklın da bazı şeyleri, yani hüsnü akli, kupu akli, kelam kitaplarında, usulü dinde bahis mevzu edilen konudur bu. Yani akıl da bazı güzellikleri anlayabilir. Fakat akıl tek başına güzellikleri anlama, çirkinlikleri anlama, güzele sarılma, çirkinden içtinab etme mevzunda yeterli olmadığından dolayı bir fonksiyonu vardır bunun. Rasyonalistlerin dedikleri gibi değil. Her şey akılla çözülemez. Onu kitap ve sünnetle test etmek lazım. Bundan bizim Efendimiz ne anlamıştır sallallahu aleyhi ve sellem? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum elfe merratin ne anlamışlardır? Onlarla test etmek lazım. Ve sonra Ebu Hanife ne anlamıştır? İmam Malik ne anlamıştır? Bunlar çünkü harikulade istidatlarla yaratılmış fevkalade insanlardır. Allah bu dini gönderirken böyle, başta öyle emin bir peygamberle gönderir de, sonra emin olmayan, aklı ermeyen insanlara bırakır mı onu? Onun için Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi insanlar, o devri saadette, asr-ı nurda,
o meseleyi temsil ettikleri gibi, daha sonra da sanki böyle hususi mahiyette Ebu Hanife gibi, İmam Ebu Yusuf gibi, Muhammed gibi, İmam Züfer gibi, İmam Hasan Şeybani gibi, İmam Malik gibi, İmam Şafii gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, Sevri gibi, Evzai gibi yüzlerce deha derecesinde ve aynı zamanda kitap ve sünnete göre istikametlerini bulmuş müstakim tipler, prototipler tarafından bu dine sahip çıkılmış. Sıradan insan değil bunlar yani. Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadis ezbere biliyor. Bunun ne büyük bir şey olduğunu anlamak için bir şey söyleyeyim. Buhari gibi 5-6 ciltlik kitap, bunda bulunan hadis sayısı 5000 küsürdür. Mükerrerleriyle beraber. Şimdi ona göre kıyas edin. 1 milyon hadis. İmam-ı Buhari Hazretleri bir yönüyle sülasiyatı 14 tanedir. Yani Efendimizle arasındaki ravi sayısı 3 tane olduğu 14 tane hadis vardır sayinde. Ondan ötesi rubayet denir. 4 adam var, humasiyat 5 adam, südasiyat 6 adam olan şeyler vardır. O hazret de 3 adamla Efendimiz'e ulaştığı işte 14 tane hadis var sayinde. Bu zat 1 milyon insanı anasının oğlu gibi tanır. Siz bir şey söylersiniz, en filanin dersiniz. Falan zaman çarşıda birine bağışlayın, avam ifadesiyle diyeceğim, bir madik yapmıştı der. Dolayısıyla ona itimat edilemez der. Böyle hassas, böyle sarraf insanlardır. Allah o kavim olan dinini, kayyum olan Allah bir yönüyle insanlığın kayyimi sayılabilecek o dini Celle Celaluhu tahrife uğratmadan korumak için İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun hakikatinin zahiri esbab açısından bir yönüyle bu esbabla muhafazasını temin etmiştir. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desse kudret ol aklın nazarında. Allah bu zatları da o dinin muhafazası adına birer büyük sebep, saygı duyulacak birer sebep gibi yaratmış ve dini onlara emanet etmiştir. Şimdi mesele bu çerçevede ele alındığında ne doğrudur ne eğridir ona göre o meseleyi ona göre değerlendirmemiz, tartmamız, mizana vurmamız, miyara vurmamız, endazeden geçirmemiz lazım. Kitap sünnet endazesinden geçmiş, icma muhalefeti görülmemiş. Ne gibi yani mesela? İrşat gibi, mefkure abidenizi ikame etme gibi. Mesela sizin tarihi itibarınızı bütün dünyaya duyurma gibi. Kitaba aykırı bir yanı yok bunun. Ama bunun şekilleri var yani. Siz günümüzde bu meseleyi şöyle değerlendirebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanına fedakarlıkla açılırsınız. Burslarla açılırsınız. Başkalarının hariciyede vazife gördüğünde aldığının onda biri kadar bir şey alırsınız. Ve kendinizi o işe adarsınız. Haftada efendim 25-30 saat talebeyle meşgul olma yerine belki her gün 15 saat talebeyle meşgul olursunuz. Evleri zimmetler evlerine gidersiniz. Elinden tutar talebeyi evladınız gibi bağrınıza basarsınız. Bütün bunlarla yapmak istediğiniz şey kendi değerlerinizin sizin tavırlarınızda ve davranışlarınızda temessülüdür. Halinizle bir şey insanlara anlatma demektir. Halle halledilmedik hiçbir problem yoktur. Sözde halledilmiş problem sayısı çok azdır. %1, 2, 3 halledebilirsiniz. Fakat uzun zaman sizin o hal mihenginiz var ya, endazeniz var ya, 50 defa nabzınızı tutar, kalbinize kulak verirler. Hep istikamet, 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 istikamet diye kalbiniz atıyorsa, ritim tamamsa bu adamlara inanılır. Dünyanın değişik yerlerinde sizin en büyük krediniz sizin. Kendimi katmıyorum çünkü ben hiç öyle olmadım. Sizin en büyük krediniz böyle bir itimat, böyle bir güven telkin etmektir. Burada siz mukaddes kitabınız, hayatın hayatı esası olan ve onunla ancak bir milletin ihyası söz konusu, insanlığın
ihyası söz konusu. Yani Basu Vadel Mevti. Üstad Necip Fazıl makamı cennet olsun, Basu Vadel Mevti tabirini kullanırdı. Üstad Sezai Bey diriliş tabiriyle meseleye yaklaştı. Allah ikisinden de ebediyen razı olsun. Bir Basu Vadel Mevti insanlık adına düşünüyorsanız dirilme, kendi ruhunuzun ilhamlarını hal diliyle, temsilde istikamet diliyle onlara anlatacaksınız. Ve burada sizin tavır ve davranışlarınıza Müslümanlar da bakarken bunun kitaba aykırı bir yanı yok. Sünnete aykırı bir yanı yok. İlahi kelimetullah mülazası var. Men katele, ben bunu kıtal dönemi maddi kılıç kınına girmiştir mülazasıyla çağın yorumuna göre men cahede litekune kelimetullahiyel ulya fehuve fi sebilillah. Namı celili ilahinin her şeyin üstünde olması tabiri diğerle mücahedeyi, irşadı tarif ederken kalplerle Allah arasındaki engeller bertaraf edilerek nazargâh-ı ilahi olan kalplerin Allah'la buluşmasını sağlanması istikametinde yapılan mücahede. Men cahede li tekune kelimetullahiyel ulya fehuve fi sebilillah. O Allah yolundadır. Yol buysa, Allah yolu buysa, insanlığa bunu anlatmaksa, elbette herkesin yakasından tutarak, tepesine balyoz vurarak, benim değerler mecmuama inanmazsan senin kafanı yararım, patlatırım yani. Efendim, dudağını patlatırım senin, bilmem kulağını çekerim, bilmem suratına tokat indiririm değil yani. Halle, temsille esasen, varsa bir güzel yanın, beğenler yanın, ütopya gibi. Yahu bu insanlar yanlarında durulacak insanlar. Hayat tarzları üslup olarak alınıp yaşanacak insanlar. Baksana yerde melekler gibi bu insanlar. Yemiyor yediriyorlar, giymiyor giydiriyorlar. Kendi rahatlığını bizim için terk ediyorlar. Bizi âlâ-i illiğini kemalata tevcih etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi kitap ve sünnete muvaffakatın yanında bir de akılla böyle bir muvaffakat, selim insan vicdanıyla böyle bir muvaffakat, bir uyum. İsterseniz Frenkçe ifadesiyle konsensus diyebilirsiniz yani. Akıl evet diyor, kitap evet diyor, sünnet evet diyor, icma evet diyor. Fukahanın bu mevzudaki mülahazalarına da aykırı değil. Yol buysa, yöntem buysa, buna öteden beri hep muarızlar çıkmıştır. İnsanlığın iftihar tablosunun hangi tavrı yanlıştı? Ama bir sürü muhalifi vardı yani. Hazreti Musa'nın kavmi içinde bırakın yani oradaki Kıptileri, Firavun ve taraftarlarını, Samiri ve taraftarları gibi bir yönüyle belki kimyayı mı değerlendi? Hamdi Yazır orada esasen fiziki bir şey veriyor o meseleye. Rüzgar efendim ağzından girince veya kıçından girince ağzından çıkarken o sesi çıkarıyordu diyor. Hazrete tepeden tırnağa saygım olmanın yanı başında fakat orada o bir buzağı bir imtihandı. Çıkardığı ses de herhalde doğru bir sesti yani. Allah imtihan etmişti o bazılarını. Öyle imtihan etmişti ki orada İsrail oğullarından bazıları ilah budur, Musa başka yerlerde dolaşıyor demişlerdi. Yoksa Mak adından giren havanın dışarıdan çıkarken bir kavalın, bir düdüğün ötmesi gibi ses çıkarması, bu akıllı kavim, çok zeki kavim, onların o meseleyi öyle anlamaları doğru değil. Üstad kusura bakmasın Hamdi Yazır. Efendim, Karun yine İnne Karune kâne min kavmi Musa diyor. O da onun için bir ayıptır yani. Hatta akraba diyenler var. Seyyidina Hazreti Musa'nın akrabalarındandı. Birisi orada fizik adına veya kimya adına bir başarısının altında kalıp ezildi. O bir yönüyle onu tapılacak bir şey haline getirdi. Biri de servetin altında kaldı, ezildi. Başka biri saltanatın altında kaldı, ezildi. İnsanı alıp götürecek, bir seylap gibi önüne katıp sürükleyecek o kadar çok nefsin kullandığı dinamik vardır ki hafizanallah. Bunlardan birine takılır gider. Öteden beri hakka hakikate karşı hep böyle karşı çıkılmıştır. Ama hiçbir peygamber o yolu, yürüdükleri yolu Allah'ın kurallarıyla
kendilerine metlu gayrimetlu inen vahyin tayfları, aydınlatıcı tayfları altında değerlendirmişlerse, bir de aklı selim sahibi onlar, önemli bir yanları da fetanete azam sahibi olma. Bir kere iffetleri tam, ismetleri tam, fetanetleri tam. Dağınık insan değil bunlar yani. İffetsizliğe düşme insanı dağınıklığa götürür. İsmetsizliğe sapma insanı dağınıklığa götürür. İnsan bir konuyla konsantre olamaz. Böyle dağınık insanların rüyaları da kirlidir, hayatları da kirlidir. Tek bir noktaya tevhidi kıble etme, sadece ona yönelme, öyle bir konsantrasyon insanın zekasını öyle keskinleştirir ki o mevzuda bin tane dahinin halledemediği meseleyi halleder. O enbiya-i izam böyle. Aklımız ermez onların büyüklüğü, idrakları, iffetleri, ismetleri, hikmetleri, fetanetleri. Ama buna rağmen gördüğünüz gibi itiraz ediliyor. Önemli olan mesele nedir? Allah ne demişse onu yapmak. Bunu yaparken falana maruz olma mülazasıyla değil, filana rağmen değil, falan yapıyor onlara yaptırmamak, haset mülazasıyla değil, falan yapıyor biz niye yapmıyoruz bu yolda, bu güzergahta, onları tek başlarına bırakıyoruz. Bir kıskançlık mülazasıyla, rekabet mülazasıyla değil. Kur'an-ı Kerim'in sabit temel disiplinlerine uygunluk içinde, sünnet-i sahiyenin temel disiplinlerine uygunluk içinde bu mesele yapılıyorsa bence orada tereddüt yaşamamak lazım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep öyle olacaktır. Bazen çok samimi insanlar engel olacaklardır. Bazen ölçüde samimi olmayanlar engel olacaklardır. Bazen mütereddütler engel olacaktır. Bazen araftakiler engel olacaktır. Bazen de materyalistler, belki doğru olduğumu bilmem, naturalistler doğru olduğumu bilmem, pozitivistler efendim engel olacaklardır. Fakat bunların hiçbirini bence görmemeli, görmezlikten gelerek yürüdüğümüz yolun doğru olduğundan eminsek, günde 40 defa ihdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdirin, enbiya, sıddıkin, şüheda, salihin, ebrar, mukarrebin, Allah'ım onların yoluna bizi hidayet eyle diyor. Ve hakikaten o yolda yürüdüğümüzden emin bulunuyorsak, hiç sarsılmadan yürümek lazım. Bir kapı bend ederse bin kapı eyler küşat, Hazreti Allah Efendi müfettihül evvaptır. Bir kapı kaparlar, bakarsın Cenab-ı Hak bin kapı açar. Şimdiye kadar ben çok samimi bir Müslüman olduğumu iddia edemem. Ama işin doğrusu hayatımı ondan başka bir şeye bağladığımda söylersem Allah'ın o mevzudaki teveccühüne karşı saygısızlık yapmış olurum. Bu da tahdisi nimet yani. Haşa onun giydirdiği şeyi, istihdam ettiği şeyleri görmek ona karşı saygısızlık olur. 50 defa engeller olmuştur yani. Kendimi bildiğimden bu yana hiç presler arasında ezilmeden kurtulduğumu görmedim. Buradaki de öyle bir şey yani. Her zaman geldiler. Cenab-ı Hak aldı, bir yerden bir yere koydu, bir yerden bir yere koydu, bir yerden. Sizi de öyle, bir yerden bir yere, bir yerden bir yere, bir yerden bir yere kor. Yapar bunu. Hep böyle ola gelmiştir. Fakat bunlar katiyen yese atmamalı. Ümitten bahsedilmişti bugün hutbede. Bizi inkisara uğratmamalı. Yapacağımız şeylerden bizi geriye koymamalı. Yapmamız gerekli olan şey neyse biz onu yaparız. Bütün aleme kabul ettirmek, sevdirmek bizim işimiz değil. Peygamberine bile sallallahu aleyhi ve sellem Allah inneke la tehdi men ahbebt velakinnallah yehdi men yeşâ. Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Allah kimi diliyorsa onu hidayet eder. Hidayet sizin akli, fikri, hissi, ihtisasi bütün letaifinizi hakikati arama istikametinde kullanma sonucu Allah'ın sizin içinizde yakacağı bir meşaledir. Siz esbaba tevessül edersiniz, Allah o meşaleyi içinizde yakar, tutuşturur, projektör gibi. Her şeyi doğru olarak görürsünüz. O ona ait bir şeydir. Hani Hazreti kitabında diyor Celaleddin Harzemşah'la alakalı. Moğol bütün Asya'yı baştan başa
yakıp yıktığı bir dönemde Celaleddin Hazremşah savaşa gidiyor, sistematik gidiyor, iyi tabiyelerle yürüyor, iyi bir erkan-ı harpçe hareket ediyor o mevzuda. Taraftarları etba ediyorlar, sen galebe çalacaksın diyorlar. Doğru, moral verme adına da olabilir, o zatın o çalımla olması adına da olabilir, tabiyeleri mükemmel olması adına da olabilir. Nerede müdafaa, nerede taarruz, bunları çok iyi bilmesi adına da olabilir. Erbab-ı basiret derler ki, sen galebe çalacaksın. O zat onlara karşı der ki, ben Allah rızası için, ilahi kelimetullah için cihad ediyorum. Muvaffak etmek veya mağlup etmek Allah'ın vazifesidir. Benim vazifem hizmet etmek. Mukabele, dildeki mukabele esprisine bağlı olarak Hazreti Pir de vazife, vazife Allah. Ama bunun hakikati şudur. Ben vazifemi yapıyorum, şeni rububiyetin gereğine karışmam. Allah'ın o mevzudaki iradesine, meşiyetine, o meşiyetin tezahürüne karışmam. Ne dilerse onu yapar. Bu açıdan her mümin bu mülahazaya bağlı, kitap ve sünnet çerçevesinde yapması gerekli olan şeyleri yapmalı. Ne dostun bu mevzudaki vefasızlığından, ne düşmanın cefasından sarsılmamalı. Ve kimseyi de karşısına almamalı. Garaza hareket etmemeli. Yaptığı şeyler tepki edalı olmamalı. Reaksiyon edalı olmamalı. Bunlar ihlası yıkan, götüren şeylerdir. Doğru bildiği şey, fakat onun müdafasından da geriye durmamalı. Bu defa doğruya karşı saygısızlık yapmış olur. Şimdi burada daha müşahhas bir misal arz edeyim. Siz bir mahşeri vicdanın buradaki işte bir avuç insan, hayır bir avuç demeyeyim, kıymet harbiyeniz itibariyle cihanlara değer bir topluluk diyeyim size burada, az olsa bile. Siz dünyanın efendim 150 ülkesinde okul açmanın neresinde kitaba ve sünnete aykırılık görüyorsunuz? Neresinde mantığa terslik görüyorsunuz bunu? Aklı selim diyor ki, bu herkese nasip olmamış bir şeydir. Devlet-i Aliye, o Devlet-i Aliye, Şecere-i Numaniye zaviyesinden bakacak olursanız, Raşid halifelerden sonra yeryüzünde kurulmuş devletlerin en melekuti, en meleki olanıdır. Muhyiddin İbn-i Arabi gibi hakikate açık bir insan söylüyor Şecere-i Numaniye'de. Yavuz Selim'in Şam'a girişine işaret ediyor. Dördüncü Murad'ın Revan seferine işaret ediyor. Anlamadığımız çok yer var. Anladığımız yerler itibariyle kendinden 3-4 asır sonra gelecek Devlet-i Aliye'den bahsediyor. Öyle bir Devlet-i Aliye. O Devlet-i Aliye bugün Cenab-ı Hak ekonomik sistemi, durumu orta ölçekte olan bir ülke Türkiye. Onun insanına bir şey yaptırtıyor. Finansörler bu işi yaparken, içte ve dışta okullar açarken, üniversite hazırlık kursları açarken, yurtlar, pansiyonlar açarken, okuma salonları açarken, bir de gönüllü olarak burada hakikaten karın tokluğuna çalışan öğretmenler var. Bak, o finansörlerin olması lazım, bir. O öğretmenlerin öyle olması lazım, iki. Anne ve babanın bu mevzu evet demeleri lazım, üç. Çokları evlenme vakti geldiği zaman hele biraz dursun ben hizmet ediyorum, dört. Bir yerde bunu ona kadar saymıştım. Bu ihtimal hesaplarına göre milyonda bir ihtimaldir. Bu tabloyu katiyen siz hazırlayamazsınız. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın iradesi, meşiyeti, ilim çerçevesi içinde hasıl olan şeylerdir bunlar. Ha, Cenab-ı Hak size niye böyle hizmet ettiriyor? Kim bilir, hani fakirin zaviyesinden bakacak olursanız, her şeyin kirlendiği bir dönemde yaşadığımızdan dolayı, belvaya am nevinden bile olsa, değil paçalarımıza, kırtlağımıza kadar pislikler sıçramıştır. Bizi Allah Celle Celaluhu temizlemek için böyle hizmetlerde istihdam ediyor. Bu da rahmetinin ayrı bir tecelli dalga boyudur. Bir diğer mesele, bu meselede can siperane koşan insanlar var. Kaç tane bunların sayısı? Burada bile birkaç tane gösterebilirim. Bu insanlar adeta böyle hizmet etmek için yarış yapıyorlar. Diyelim biri gidiyor burada, yüzlerine söyleyerek onları utandırmayayım. Biri gidiyor, Güney Afrika'da bir külliye yapıyor.
Sarı Selim döneminde Edirne'de yapılan Selimiye Camii'nin biraz küçüğünü yapıyor. Etrafında da ona göre bir külliye yapıyor. Bir hastane de yapıyor. Yine gelip Kıtmir'e diyor ki onun tevazu, mahviyeti, hacaleti yanlışlıkla, iştihat hatasıyla birinin fikrine müracaat etmesi nazarıyla bakabilirsiniz. Daha ne yapayım ben orada diyor. Vallahi yeter diyorsun sen de orada. Yaptığın şey yeter. Biraz sonra gelip diyor ki ben böyle evde oturmadan canım sıkılıyor diyor burada. Rahatsız oluyorum, hasta oluyorum ben diyor. Bir yerde bana bir iş verin de ben gidip orada meşhur olayım yani. Güney Afrika'da yaptığım gibi. Rica ederim. Bir insana bunu biz yaptırtabilir miyiz yani? En zor şey gönüllere girmektir. Gönülleri yönlendirmektir. Belli ki burada hususi mahiyette bir meşiyet ilahi var yani. Bir dönemde Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan, Ömer'i Ömer yapan, Osman'ı Osman yapan, Ali Ali yapan, o meşiyeti ilahiye, o meşiyete canlarımız kurban olsun. O kahramanlardan da Allah 1000 kere razı olsun. Günümüzde de bu günümüzün insanına böyle bir teveccühte bulunmuş. İyilik yapıyor, iyiliğe doymuyorlar. Hel min mezit diyor, daha yok mu diyor. Hel min mezit. İşte size hel min mezit kahramanı. Bir tane, bir tane daha, bir tane daha. Hem öyle ki inanın yani, bu mevzuda bir şey yapayım diye teklifle gelen insanlar arasında düne kadar size yabancı gibi duran çok kimse var. Belki hayatında hiç camiye gitmemiştir. Ama bu güzel iş diyor yani. Belki hani kitabı o mevzuda tam bilememiştir. Nezaketli konuşmaya çalışıyorum. Sünneti bilememiştir, icma bilememiştir. Fakat arz ettiğim gibi aklın da bu mevzuda kendine göre bir ağırlığı vardır. Aklı selim, hissi selim, ruhi selim diyor ki insanlık adına eğer bir şey yapacaksak yol bu, yöntem bu. Üstad Necip Fazıl ifadesiyle gerisi angarya, yerde süründüğün yeter, ayağa kalk Sakarya. İşte böyle bir aşk, böyle bir şevk bence. Allah'ın izni inayetiyle kim ne derse desin aldırmadan, gönül koymadan herkesin bildiği bir şey vardır. Herkesin bildiği bir şey vardır. Çok kötü şeyler duyabilirsiniz. Rica ediyorum ben. Aynıyla mukabelede bulunmamak lazım. Aynıyla mukabelede bulunanlar, şimdi bu Twitter müvitir diye bir şey, Allah belası şeyler var. Allah'ın belası mı, Allah'ın rahmeti mi? İyi şeylere tercüman olurlarsa Allah'ın rahmeti. İnsanları birbirlerine düşürüyorsa Allah'ın belası. Bela olduğu yerde Allah yerin dibine batırsın. İnsanları sevdirdiği, kaynaştırdığı, uzlaştırdığı yerde de Allah derecesini yükselsin onun. Şimdi birbirlerine atıp duruyorlar. Atma yani orada. Attım diyor zaten. Atıyor. İnsanlar da o atmalara geliyor. Bu defa onlar da atmaya başlıyorlar. Atma kelimesini Türk dilinde bir şey, doğru olmayan bir şeyi konuşma böyle, iddialı konuşma, mübalağalı konuşmalar karşısında biz vatandaşız, atma deriz ona. İşte orada böyle atıp duruyorlar. Mesela diyebilir ki bir tanesi maske düştü. Abi birader kurban olayım sana, sen müminsin böyle deme yani. Eğer Kıtmir'in maskesi olsaydı 40 seneden beri ehli dalalet onun yakasından elini çekerdi. Ben 60'ta da preslendim, 70'ten de preslendim, 80'de de preslendim, 28 Şubat'ta da preslendim ve şimdi de burada probleme sebebiyet vermemek için Davut Sıla hissiyle içim yanıyor. Oradaki kaldığım yerleri tanıştığım arkadaşlar düşündükçe burnumun kemikleri sızlıyor. İç kadere itiraz, iç kadere itiraz duygusuna kapılırım diye mevzu değiştiriyorum. Yer değiştiriyorum, başka şeye kaçıyorum. Ama sana demiyorum, niye senin yakana elin uzatmıyor? Hazreti Musa yakasını hiç başkalarının elinden kurtarabildi mi? Hazreti İsa kurtarabildi mi? Efendimiz kurtarabildi mi? Geldi geldi halk ifadesiyle bağışlayın, tebelleş oldular. Bence sen kendi durumunu bir kere daha gözden geçirmen lazım. Ama bana kalırsa ben şu dediğim şeyleri de dememeliyim. Bu kadarcık olsun, mukabelede bulunmak suretiyle nazargâh-ı ilahi olan bir kalpte rahneler açmamalıyım. Esas bu.
öyle davranmalı, incitmemeli. Geçen de dediğim gibi kırılsak da kırmamalıyız. İncinsek de incitmemeliyiz. Bence hep gönül alıcı bir tavırla hareket etmeli. Nazargâh-ı ilahi olan kalplere katiyen dokunmamalıyız. Kalp arş-ı rahmandır, onu yıkmak vebaldir, hizlandır diyor Alvar İmamı. Nazargâh-ı ilahi. Daha niceleri onunla alakalı neler söylemişler. Evet, geriye dönelim. Meselelerimiz bir taraftan kitap, sünnet, icma, kıyas, istihsan, maslahat-ı mürsele, bir taraftan aklın istihsan ettiği şeylerse şayet ve mahşeri vicdan buna evet diyorsa bazıları itiraz edebilirler, hoş görmeyebilirler. Efendim, biz o hoş görmemelere karşı hoş görmeme tavrıyla mukabelede bulunmamalıyız. Eyvallah demeliyiz. Bir Mevlevi edasıyla elimizi göğsümüze koymalı. Eyvallah demeliyiz. Arapçadan gelen bir şeydir bu. İyi vallahi demek. Evet, vallahi öyle demektir. Ama Türkçe'de eyvallah demek bir şeyde. Eyvallah etti falan derler. Esas Arapçadan alınmış. Evet, vallahi öyledir demek. Onun manası iyi vallahi. İyi vallahi. İyi vallahi Allahu ehad. İyi vallahi Allahu samet. La vallahi lem yelid. La vallahi lem yulad. La vallahi ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bu. Bize düşen şey eyvallah etmektir. İlle herkes tarafından kabul edilmek, tahsin edilmek, hüsnü kabulle karşılanmak, takdir görmek, bu türlü beklentilere girmemeli. Yapacağı şeyleri belli beklentilere bağlamış insanlar hayatta başarılı olamamışlardır. Muvakkaten bazı şeyler sergilemiş olsalar bile bir muhalif rüzgar karşısında savrulup gitmişlerdir. Beklentilere işi bağlamamak lazım. Bizim beklediğimiz bir şey var, o da Allah'ın hoşnutluğu ve bizim o meseleyi ihlasla ona karşı sunmamızdır. Ne kin, ne garaz, ne nefret, ne kimseye Firavun deme, ne Nemrut deme, ne de Tiran deme. Fakat söylenen sözler, bazıları biraz numara ve duruma bakarak, güzergah takip ederek üzerlerini alıyorlarsa, kendi yanlış tevilleriyle, tefsirleriyle meseleyi yanlış yorumluyor, kendilerine karşı saygısızlık yapıyorlar deyip bir noktalı virgül koymak isterim. Vesselam. Günaha karşı umursamazlık en büyük günahtır. Ha, bunu unuttum ben yine. Evet. Unutulması gerekli olan şeyler dünyadır, dünya nimetleridir. Dünya devdebesi, dünya saltanatıdır. Bunları unutmak lazım. Allah ekstradan verir, ekstradan verirse zaten veriyor bazılarına. Onlar da al sana bir okul, al sana bir yurt, al sana bir okuma salonu diyorlar. Size bu kadar güven duyuluyorsa bu sizin kredinizdir. Bence kendi hesabınıza ondan bir şey koparmak suretiyle o krediyi kaybetmeyin. Bu defa o yol tıkanır. Ve bypass yapmakla da artık açamazsınız onu. Güven sarsılmamalı. Herkes sizi nasıl biliyorsa öyle bilmeli. Ruhunuzun ufkuna yürüyeceğiniz ana kadar. Dünyaya çıplak olarak geldiniz. Kefeniniz için sağa sola koşmalı. Acaba bu garibe bir kefen bulabilir miyiz demeliler. İş adamı, zengin, yatırımcı, dünden bugüne babadan kalma ticaret yapanlar, varsın onlar karın gibi zengin olsunlar. Hakkını verdikten sonra o ayrı bir fazilet. Fakat ben adammışım diyen insanlar, ben hizmet ediyorum toplumuma, milletime diyen insanlar, kendilerini o işi adamış gibi gösterdikleri halde bir yönüyle bir şeyler kapmaya çalışıyorlarsa şayet,
beklentiye bağlanmışlar demektir bu. Başarıları devam ve temadi etmez. Hafizanallah. Kardeşler öyle olmamalı. Adanmışlar öyle olmamalı. Bu hizmetin en önemli yanı adanmışlık ruhudur. Vesselam. Psikososyolojik açıdan. Fefirru ilallah inni lekum minhu nezirun mübin. Herkesin derecesine göre bir firar. Onun için İsmail Hakkı Hazretleri de firar eyle yürü diyor. Evet, ferdu ahet bargahında karar eyle yürü. Kesretten firar eyle yürü. Habasetten firar eyle yürü. Şeyatini insü cinden firar eyle yürü. Dünyanın çirkin yüzünden firar eyle yürü. Bohemlikten firar eyle yürü. Ferdu ahet bargahında karar eyle yürü. Hep yürü, durma. Çünkü durduğun zaman düşersin. Düşmenin en tehlikeli şeyi, faktörü durmaktır. En küçük mikroorganizmalardan, atomlardan, elektronlardan, nötronlardan, protonlardan, moleküllerden en büyük sistemlere kadar yerinde duran yoktur. O koskocaman güneş bile, güneşe haddini bil diyen, yani onu avurduna sokup böyle ne komik varlıkmışsın diyen o kocaman cisimler bile hep böyle hareket ederler, hep döner dururlar. NASA'nın beyanına göre güneş çifte atma manasına, yani yörüngesini değiştirip bir farklı dönüşe geçecekmiş. Evet, benim aklımdan da ne geçiyor? İnşallah o farklı dönüş insanlık dünyasında da kendi yörüngesine oturma üzerine bir farklı dönüşe sebebiyet verir. Bilemeyiz. Vesselam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Kıtmiri dualarınızdan unutmayın. Ne yapalım? Bizimki bu kadar. Ama Allah'a binlerce hamdolsun ki bir mübarek nesil içinde bulunuyoruz. Allah bize de la yeşka celisum Efendimiz buyuruyor. Onların içinde bulunan bedbaht bile olsa talihsizliğe maruz kalmaz. Bizi de o muameleye tabi tutar. Haydi kerata sen de git falan der. Biz de yüzümüzü kapatarak onların arkasında insanlığın iftar tablosunun mahiyeti nebeviye ufkuna yürümeye çalışırız. İhtiyacımız var ama liyakatımız yok. Size yemin ederim her yaptığım duada belki çok defa demek daha doğru. Ve in lem ekü ehlen fe ente ehlün lizaka diyorum. Bir şey istiyorum. Ben buna ehil olmasam da sen ehilsin diyorum. Ben ehil değilim ama sen ehilsin. Ehliyetinin gereğini yap. Benim ehliyetsizliğime